çalıştığı program. Olur mu öyle şey? 3-5 sokağa çıkacak, Twitter'da infial yarattı diye milletvekillerinin en temel hakkı olan kürsü dokunulmazlığını ellerine alacaklar? Yani bu akıl kârı değil. Bugün AK Parti iktidarının yanlışları var diye bu dün AK Parti iktidarını boğmaya çalışan bir askeri vesayet gerçeğinin yaşanmadığı, mevcut olmadığı anlamına gelmiyor ya da öyle bir tehlikeli. Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Söylemesi bizden başlıyor. İyi akşamlar, tekrar beraberiz Akif Bekir ve İsmail Saymaz'la birlikte. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'la konuştum bu Metastas kitabını. Oradan epeyce bir şeyler anlattılar. Bizim sohbet uzadı gitti. Gündeme ilişkin çok fazla bir şey de söyleyemedim. Dinleyiciye de söz verdim. Dedim bunu İsmail Saymaz ve Akif Bekir kesin yorumlar diye birçok başlık söyledim. Yani ateşten toplar hep bize kaldı, öyle mi yani? Yok, basit konulardan konuşacağız. Öyle mi? Tabii, kendi senin içimizde. Basitini bilmesek hadi neyse diyeceğim de Yavuz. İzleyiciler hep şikayet ediyorlar. Kameralardan biri flu ya da bozuk diye. Seninkini özel olarak yapıyoruz. Benimkisi değil, Akif'inkini söyle. Akif'inkini mi? O zaman sana özel bir muamele başka var. Bana sabotaj var. Yani yapılabilir. Hep ondan şikayet ediyorlar. Arkadaşlar da bilgilensinler. Evet. O şundan dolayı oluyor. Kamera her oynadığında otomatik fokus yapıyor. Onu yaparken de bir hafif flu'ya düşüyor, sonra normale dönüyor. Yani yapay zekası biraz düşük olan bir kamerayla çalıştığımızdan kaynaklanan bir sıkıntımız var. Ne diyelim? Zekasını şey yapacağız, ilerleteceğiz yani bundan sonra. Cem şimdi oradan bakıyor, organizasyonu yapacaktır. Yani nereye, ben de bir yere çaktın ama nereye diye bakıyorum etrafa. Yapay zekaya çaktım abi ya, hiçbir şey yok ya. Orada herhangi bir durum yok yani. Neyle başlayalım? Yani seçimler biraz baydı mı? Seçim konusu, aday konusu. Bugün konuşmasak da olur ya. Olur aday değil mi yani? Sana. Çok fazla üzerinde konuşulacak bir şey de kalmadı. Yani bir şey söyleyeceğim. Biraz kültür sanatla konuşalım. Aslında kısaca bir şeye değinmek gerekiyor. Yani ana akım partilerde yer bulamayanların havlu attığı ya da giderek kendisini onun kapısında bulduğu partiler var artık. Bunlar DSP, en ünlüleri DSP, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi'nde de var bu. Tabii bazı yerlerde de AKP ve MHP'den aday gösterilemeyenler BBP'ye geçiyor. Birkaç belediye gözüme çarptı. Ama tabii en ünlüsü DSP. DSP'de en ünlüleri kim? Birinci Mustafa Sarıgül. İkincisi CHP tarafından aday gösterilmeyen Kuşadası Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar. Bunlar görevi başındaki belediye başkanları. Bir de Celal Doğan'ın adı İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı diye geçiyordu. Olmayınca Celal Doğan soluğu bugün Demokratik Sol Parti'de almış. Ben saydım Celal Doğan'ın bu SHP, CHP, Demokrat Parti, HDP'den sonraki 5. partisi. Sen bu ara epey bir sicile bakıyorsun. Evet yani işte adayların sicillerine ama bakıyorsun. Önemli yani. Öte taraftan bir başka kişi Naif Ali Beyoğlu Kars Belediye Başkanı adayı olarak DSP'de başvurdu ve aday gösterildi. Naif Ali Beyoğlu 99'da ANAP'tan belediye başkanıydı. 2014'te Anavatan Partisi'nden 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanıydı. 2009'da CHP'ye geçti. CHP'den aday oldu. Şimdi şansını DSP'den deniyor. Demokrat Parti için de aynı süreç söz konusu. Bu bir virüs. Tabii. Siyaset dediğin şey. Ama en şöhretlisi kim söyleyeyim mi? Ben bugün onu tespit ettim. En şöhretlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Iğdır adayı Adil Aşırım. Nedir özelliği onun? Şöyle, Adil Aşırım Doğru Yol Partisi'nden siyasete girmiş. 94 yılında. Sonra 95 yılından DSP milletvekili oldu. Seçildiği gün ben zaten ülkücüyüm dedi. Yemin ettiği gün dedi ki ben zaten DSP'li değilim. Ben ülkücüyüm dedi. Hiç unutmuyorum açıklamayı. İstifa edip aynı gün Anavatan Partisi'ne katıldı. Sonra milletvekilliği bitince MHP'ye katıldı. Sonra Adil Aşırım Genç Parti'ye geçti. Genç Parti'den önce, bakın sıkı durun, o ana kadar Iğdır adayıydı hep. Genç Parti'den önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Bir sonraki genel seçimde ise Antalya Belediye Başkanı adayı oldu. İl de değiştiriyor yani. Tabii, sadece parti sadece değil. Parti illeri de değiştiriyor. Yani tedbili mekanda ferahlık vardır diyerek. Tam joker o zaman. Tam bir joker siyasetçi. Bitmiyor burada. Yani. Ondan sonra nasıl ikna ettiyse oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine bu kez nasıl başardıysa şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır Belediye Başkanı adayı olarak karşımızda. İyi tarafından ve buna, bakalım. Ve buna Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin beka sorunu diyor. Bu Adil Aşırım'ın beka meselesi. İyi tarafından bakalım. Şimdi CHP'dendi değil mi? Normal CHP bu CHP'den dönem AKP'ye bu dönem CHP Belediye Başkanı. Tabii. CHP'den Belediye Başkanı'ydı. Orada kalmaya devam etse Iğdır'ın bir beka sorunu olacaktı. Tabii. AK Parti'ye geçerek şimdi Iğdır'ı beka sorunundan kurtarmış oldu. Tabii. Oradan aday olarak. Yoksa ama bu arada daha önemli bir hamle oldu biliyorsun. Orada hem MHP'nin şu an Iğdır'da HDP'li belediye var. Her yerde birleşen, Türkiye'nin beka sorunu için her yerde birleşen MHP ve AKP Iğdır'da ayrı ayrı adaylarla çıktılar. MHP'nin ayrı adayı mı var? MHP'nin de ayrı, AKP'nin de ayrı. Orada, burada ama daha kritik daha bir şey var. İyi Parti'yi söyleyeceğiz. Şimdi Iğdır'da nüfus yarı yarıya ayrılıyor. Geniş bir kitle olarak Azerilerimiz ve Kürtlerimiz. Şimdi HDP'nin karşısında hep şöyle oluyordu. Azeriler yani kim iki aday çıkarırsa tek olan kazanıyordu. Evet. Şimdi her yerde beka meselesi yüzünden bir ittifak yapan MHP ile AKP bu kez HDP karşısında ayrı ayrı adaylara çıktı. Bu beka sorununu yerinde tespit eden Meral Akşener bari biz aday çıkarıp üçe çıkmasın nüfus diyerek MHP lehine adaylığını geri çekti. AK Parti ve MHP lehine aslında Cumhur İttifakı lehine. Ama MHP'ye destek veriyoruz dediler. Fakat henüz Türkiye'nin beka meselesi bitmiş değil. Iğdır'da Adil Aşırım ya da MHP'den biri adaylığını geri çekmezse Iğdır Belediyesi gene HDP'nin olmaya devam edecek. Yani bu durumda eğer AK Parti ya da MHP'den aday gösterilen isimlerden biri kazanırsa kazandığı günü aynı zamanda Iğdır'ın kurtuluş günü de ilan edeceğiz. Belli olmaz. Adil Aşırım çünkü HDP'ye de geçebilir. Zaten. Yani bir geçmediği bir orası sonra kaldı. Sonra tekrar geçerse beka sorunu ortaya beka çıkar. Sorunu. Geçmezse ama kurtuluş günü olur. Yani Adil Aşırım'a bağlı o. Adil Aşırım'ı ne yapacağını kestirmek güç. Bir de ondan kurtuluş oluyor tabii, zaten Adil değil mi? Aşırım'dan, yani CHP'li Adil bir daha tam söyler misin? Adil Aşırım. Aşırım. CHP'li Belediye Başkanı Adil Aşırım'dan kurtuluş günü. AK Partili Adil Aşırım'ın başkanlığına geçiş. Olmaz demek mümkün değil. Çünkü 2015'te HDP milletvekili Celal Doğan şimdi artık DSP'de. Evet. Yani DSP, Demokrat Parti de ilginç bir durum var. Demokrat Parti de CHP'nin Efeler ve Aydın Efeler ve Aydın Sökü Belediye Başkanları Demokrat Parti'ye katıldı. Onlar da oradan şanslarını deneyecekler. Bu partilerin artık siyasetteki anladığımız kadarıyla tek işlevi kendi partilerinde aday gösterilemeyen, yer bulamayanlar üzerinden siyasette var olmak. Şimdi Celal Doğan Gaziantep'te DSP'den aday olduğunda o seçimi kaybedeceğini biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor. Net biliyor. Biliyor. Niye DSP'den aday oluyor? Çünkü bölmek Gaziantep'te zarar vermek için. Aynen, zarar vermek için. Ali Acar niye DSP'den aday oluyor? Aynı şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızgın ve onun oyunu bölüp intikam almak. Bugün karşıda konuştuğum bir arkadaş bana dedi ki Naif Ali Beyoğlu, ben ona sordum neden acaba DSP'den aday oldu, kazanamayacağı çok belli. Dedi ki CHP'den intikam almak için. Evet. Çünkü CHP'den şimdi bekliyordu. Bu acayip bir duygu yani, evet. Virüs diyoruz ya, bir virüs var, evet, siyaset yapma isteği var. Kendilerinin niye seçilmediğine ilişkin bir sorgulama. O sorgulama sonrasında ben aslında bu işi en iyi hak edenim. Geçen Beşiktaş Belediye Başkanı'yla konuşurken de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş için başka bir adayı tercih edemez mi? Edebilir. Böyle bir imkanı yok mu? Edebilir. Bir parti bu, bir organizasyon. Bakmıştır belki daha iyisini bulmuştur. Evet. En iyisi benim. Hayır, belki olmayabilirsin. Başkasının gözünde başkası iyi olabilir. Ama siyasetçilerin genel hastalığı halinde niye ben değilim sorusunu sorup bunun belki de CHP'nin de eksikliği olabilir. Niye o olmadığını anlatarak başka aday da koymuyor. Öyle bir eksiklik de var. Ali Acar'ın bugün şikayeti o. Ya bana teşekkür bile etmediler diyor. Niye yerime başkasını koyduklarına ilişkin en azından bir cümle beklerdim diyor. Nezaketen bu yapılabilir. Nezaketen böyle bir şey. Ya böyle bir eksiklik de olabilir ama insanların en iyi benim, benden başkası olamaz, benim hakkım. Bensiz bunlar ne yapar? Bensiz bu ilçe. Bensiz Marmaris halkı. Bu ilçe hisseder falan ya, bunlar yanlış şeyler. İki kişiden daha örnek verebilir miyim abi? Ben bugün tabii Twitter'da bunları yazınca herkes kendi mıntıkasındaki adamı söyledi bana değişik vesilelerle. Mesela Isparta'nın Yalvaç eski belediye başkanı Tekin Bayram. 1989'da ANAP'tan Yalvaç belediye başkanı olmuş. Ve bunu 2004'e kadar memleket, değil mi? Evet, zaten Erkan Mumcu'yu siyasete sokan adam diye biliniyor. 2004'e kadar sürdürmüş. Yani 15 sene bir fiil Yalvaç Belediye Başkanlığı yapmış. Sonra 2007'de MHP'den Isparta Milletvekili adaylığı yapmış. 2008'de DYP'ye geçmiş.
2009'da Demokrat Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı olmuş. 5 tane daha koymuş üzerine yani. 2014'te AKP'den başkan adayı olmuş. Şimdi ise İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı. Bir diğeri çok Ergün yok Koç. Hep merkez sağda dolanıyor yani, öyle bakabilirsin. Abi CHP ittifak adayı bu arada. Ama bir tane daha söyleyeyim. Ergün Koç 2004'te DYP'den Bursa Karacabey Belediye Başkanı. 2009'da AKP'den Belediye Başkanı. 2012'de MHP'ye transfer olmuş. 2014'te Demokrat Parti'den Belediye Başkanı adayı olmuş. 2018 Mayıs'ta İYİ Parti'den vekil adayı olmuş. 2018 Temmuz'da CHP'ye katılmış. Aday gösterilemeyince 2019'da İYİ Parti'ye katılmış tekrar. Şimdi İYİ Parti'nin adayı. Tekrar. Tekrar. Yani Karacabey'de herhalde bu Mehdisi Karacabey. Siyasi Mehdisi yani. Karacabeyliler Ergun Koç'tan öyle. Efendim Yalvaçlılar Tekin Bayram'dan. Öyle deme. Karacabey önemli bir ilçemiz. Domates, Türkiye domates üretimi %70. Domates, soğan. Evet. Soğan var. Şu an yani stratejik ürün. Ama Ergun Koç domates. Yani orada birkaç şey var yani. Bir Ergun Koç yetiştiriyor, bir de domates yetiştiriyor yani. Böyle bir yer. Peki. Sen bir şeye girizgah yaparken ben, hayır, siyasete daldık yani ama. Çok fazla tabii siyasette meşgul olduğumuz bir dönem. Evet. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe de ihtiyacımız var. Gene tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Yine bir beka. Tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. İşte bir milat olacak. Yeni bir başlangıç olacak. Bir şeye doğru gidiyoruz gene bir kez daha. Arada kültür sanat kaynıyor hep. Akit sağ olsun. Bütün bu hani siyasi gazetecilik içerisinde Akit kültür sanata da çok ihmale geldi, ihmal etmeyelim diye gereken dikkati vermiş. Dinlememiz gereken 20 şarkıyı mı söylemiş? Dinlemememiz gereken. Dinlememiz diye o tavsiyeye uyacaktım. Uymayın mı yani? Yapma Yavuz, tersinden Akit söylüyor diye illa tersinden gitmek zorunda değilsin. Şimdi o ya Akit dinleme diyor diye kendini dinlemeye mecbur hissetme. Fakat hakikaten fazla ihmal ettik kültür sanatı. Bu vesileyle biz de Akit'in yaptığı listeyi sen kimler var? Okursan şirk dolu şarkılar konuşalım. Ve onları söyleyen şarkıcılar. Şirk dolu yani Allah'a şirk koşulan şarkılar, şirk dolu şarkılar ve onları söyleyen şarkıcılar. 20 kişilik 20 şarkılık bir liste. 20 şarkılık bir liste. Elimizde var mı şarkılardan belki bir çalar? Örnek. Kubat, seni Allah kadar sevdim. Kıyma Kubat'a başka kimse yok muydu? Severim de yani. Çok ben da güzel sesi vardı değil mi? Nükhet Duru'yu mu harcayalım diyorsun kimseye yani? Orada Kubat'ı yapmayacağım. Sen gördüğüm en son ilahsın. Oku diğer örnekleri de. Edip Akbayram, dertlerin kalkınca şaha bir sitem yolla. Ben bunu anlamadım ya. Bunu niye şirk koşmak olarak? Burada şirk yok. Ben anlatacağım. Sitem şey gönderemez miyiz Allah? Olsun gene de işte şey mesela bazıları. Küfür diyemeyin. Bu da şirk değil de küfür. Tabii. Küfür. Nasıl küfür dedi Allah sistem yani sistem yolu şey, Allah haddi, diyor. Haddin mi sen kulsun. Evet, kulsun. Haddini bil yerini bil şeyi o yani. Şirk yok. Sistem yok. Toptan baktığımızda başka örnekler de var. Mahzuni Şerif de var mesela. Direkt hani şirk iki tür şarkı seçmişler. Bir tanesi kadere isyan, tamam mı? Evet. Feleğe isyan. Birisi de kaderim böylesine yazıklar olsun. Gibi Orhan Gencebay tamam mı? Evet. Onu da koymuşlar mesela kadere isyan. O günah. O düz günah. Yani. Hoca İsmail Saymaz. Şimdi hocam bunlar kısım. Yani böyle hepsi birden şirk değil yani bunlar. Hoca İsmail Saymaz bu konuda konuş. Devam edelim abi. Edelim mi diyorsun? Sensiz ölürüm cennette diyor. Beraber cennete gitmek istemiş Yıldız Tilbe. Yani bunda ne var ki? Sensiz ölürüm cennette. İşte. Evet. Sensiz ölürüm cennette. Cennet ebedi bir yer. Orada ölüm yok. Ölüm yok. Orada ama bir, yine de ikincisi, ölmüş gibi hissederim ikincisi, diye. İkincisi sen olmazsan cennet bana cehennem demek istemiş oluyor. Tamam mı? Bir tane öyle bir örnek de var. Yalnız grup af çok güzel ya. Yaradan'ın boş vaktine gelmiş. Haşa. Muazzez Abacı seninle cehennem öldürür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır İşte diye. Yıldız Tilbe'nin söylediği de onun bir başka versiyonu. Duman. Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa diyor. O tabii günaha sevk eden bir şey değil mi? Günaha sevk eden bir şey. Yani bu hayatı yaşamamak lazım. Cem Adrian, beni Tanrı'ya tekrar inandırabilir misin? Ben bu şarkıyı dinlemedim. Dinleyeceğim gidince. Yardım istiyor aslında, bu kötü bir şey değil. Beni şirkten kurtar şirk diyor yani. Tanrı'ya tekrar inandırabilir misin? Evet. Erol Evgin. İslam'la şereflenmek istiyorum diyor. Niye yani? Bunun seni ne sevmek diyor? İbadetim. Hakkı Bulut da gitmiş arada. Sana taptım be yahu. Hakkı Bulut çok sempatik bir adam yani.
İbrahim Tatlıses ben insan değil miyim? Koşmuyor mu sempatik ben insan değil miyim? O ünlü şarkısı bu değil mi? Hmm. Ben kulun değil miyim? Tanrım dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın diye devam eden o. İsyankar. İsyankar jilet attıran şarkılardan tabii kendine. Ebru Gündeş benim sana yaptığım canım aşk tadında ibadet demiş. Hande Yener atladın. Evet. Hande Yener of güzel Allah'ım içimi ısıtan adam sanki senin aynandı. Bak Akit hiçbirini atlamamış sen atlayarak buluyorsun. Evet. Abi ben de Hande Yener'e şey yapmayayım Akit demiştim. Arabeski, popu, protesti. Hepsi var. Hiç Ferdi ayırt var etmemiş. Türküyü, şarkıyı ayırt etmemiş. Tamam mı? Ferdi var. Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum diyor. Ahmet Kaya Allah'ına kitabına sövüp saydım. Murat Göğe Bakan kara gözlüm sen de yalancı çıktın, seni kendime ilah yapmıştım. Müslüm Gürses de var. Yıkılsın minareler, açılsın meyhaneler. Böyle bir şarkısı yok bunun ya. Bilmiyorum. İsyanım var benim kadere. Bes çektim kadere diyor. Belki vardır, sen belki kaçırmışsındır vardır. İsmail. Hepsini biliyor musun Müslüm? Ya aynen. Böyle bir şarkısı yok. Yıkılsın meyhaneler. Adam o yok, yakarlar ya böyle bir şarkıda. Yıkılsın meyhaneler, açılsın minareler. Ya şu ne? Bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz? Hayır, o tersinden olabilir. Yıkılsın minareler, açılsın meyhaneler olabilir mi? Yanlış yazılmış tamam olabilir. Tamam işte öyle zaten. Öyle mi? Evet. Ha. Oğuz Yılmaz bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya diyor. Bunda ne? Bu ancak günaha teşvik. Günaha teşvik. Bu günah yani. İşlet alemine teşvik tabii, yani. Olabilir. Selami Şahin tapılacak kadınsın. Ferhat Göçer cenneti değişmem saçının teline. Mahsuni Şerif yaradan bir can vermiş boşu boşuna. Ya burada canı verdiğine lafı söylüyor. Yaradana değil ama zımnen dolaylı olarak ona da ucu dokunuyor diye yaradana da laf söylemiş oluyor. Yani sen mi takdir edeceksin onun kime canı verip vermeyeceğine, boşu boşuna diyerek Allah'a iftira etmiş oluyorsun. Bu da oradan gidiyor. Bir şey çalıyor mu diye baktım ama yok. Bir şey yok. Umut müziklerden bir şey umut yok değil mi? Çalmayacak. Peki hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. 2012'de İskender Pala bir müstehcen müzik tartışması da açmıştı. Yani türkülerde erotizm içeren türküler var. Bunlar radyolarda çalınmasın diye bir şey yapmıştı. O zaman hani ben de dahil olmuştum tartışmaya. Müziği sanatı muhafazakarlaştırmak için çeşitli girişimler yapılıyor. Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde de yerlileştirme, millileştirme, çağdaşlaştırma vesaire projeleri uygulandı. Hatta o sebeple işte bir ara batılılaşma, müziği batılılaştırmak için Alaturka şubesi kapatıldı konservatuvarın vesaire, radyolarda Alaturka çalınmadı falan. Bunlar hep oluyor yani. Şimdi Akit buna yeni bir boyut katmış oldu. Bu hiç olmamıştı. Güfteleri, bu olmamıştı. Güfteleri şöyle, bu şöyle bir tartışma olmuştu. Yani güfteleri tesettüre sokma, onları örtme. Ondan sonra işte mesela Gönül Dağı şarkısı Neşet Ertaş'ın, orada yok adı mesela. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsü biliyorsunuz. Tenhada bir can bir canı bulunca der, tamam mı? Şimdi tenhada bir canın bir canla buluşmasını neyin takip edeceğini tahayyül ederseniz, ondan sonra neler olabileceğini, bu doğal olarak doğrudan hani erotizm çağrışımına girdiği için müstehcen bir ayıp bulunup, tamam mı? Bu saf zihinleri, genç dimağları, bu bakir hayalleri kirletir diye, bulandırır diye, ifsad eder diye direkt mesela radyolarda çalınması istenmeyenler kategorisine giriyor. Şey de öyle oldu. TRT yaptı onu. Helal Daş Hoş Musan şarkısının türküsünün son bölümünü Ayakların Yan Basir Yoksa Sen Sarhoş Musan kısmını Ayakların Yan Basir Yoksa Sen Oruç Musan diye değiştirdiler. Yani nerede görülmüş oruçlu adamın? Yan Basir. Yan Basir ya. Hayır yani kazanamadık rakı parası da evet. Son dönem biliyorsun sansürü istenen şarkı. O ne diye değişti acaba ya? Atılıyor musun onu? Hayır, tartışma oldu. Sanırım Bülent Arınç bir yerde geçirdi bir konuşmasını. Onun üzerine bir tartışma, sansür tartışması koptu. Hatırladım, evet. Ha, onun değiştirilmesi vesaire ya da işte değiştirilerek okunması falan. Dolayısıyla hani bu müzikte sansür ve benzeri şeyler oluyordu ama yani zındık müzik, dindar müzik, imanlı müzik, imansız müzik noktasına ilk kez. Ama ben şu an Akit'in yaptığı listede Akit editörünün İslam'a çok hakim olmadığı sonucuna vardım. Bütün bu şarkıların hepsi şirk olmaz. Bunun tabii. Literatüre de hakim değil. Tabii. O beğenmediğine kadar şarkı varsa onlardan şirk sonucuna varmış. Bunların dışında kalan da eğer bu var. Yani böyle bir tasnif yapacaksa bunların dışında kalan buraya girecek çok var. Buradaki şey şu.
dersin ki yani bunların bir bölümü masum. Senin de dediğin bir şirkle alakası yok. Yani bu hani basit güç günah. Ha burada müşriklik suçu işliyor ya da şirke teşvik ediyor falan diyemeyeceğin şeyler. ayrıca iman o kadar zayıf ve köksüz mü ki yani imanımız bir şarkı çalacak. İmanımızı çalan şarkılar demişler, tamam mı? Yani o kadar kolay mı ya yani iman çalmak? Buradaki kastın... Gençliğin imanını şarkılarla çaldılar. öyle bir kitap var değil mi? Gençliğin imanını sorularla çaldılar. Sorularla bir de şarkılarla çaldılar. Oradan esinlenmiş muhtemelen evet. Zaten. Bir de başka bir şey daha huysuz ve tatlı mümin. İsmail'i durduramıyoruz. Yalnız... çok tehlikeli sular var şu anda. Sörf halinde ama. Aynen. Dur bakalım. Uçurumun kenarından dans ederek gidiyorsun İsmail. Hayır, ben diğer yasaklara, şarkılara bakarken arada kaybettim. Yani. Abi anladım. Şeyi yasakladılar ya. O daha başka bir sebepti. Volkan Konağan, Cerrah Paşa'sını yasakladılar. Ne vardı onda? Kamu kurum TRT onu yasakladı. Kamu kurumu hakkında kara propaganda diye. Cerrah Paşa'yı karaladı. Cerrah Paşa şey ya. Ey gidi Cerrah Paşa. Türküsü. Şimdi şeyde bu şarkılardan bir bölümü senin de dediğin gibi aslında hani baktığımızda kadere isyan tartışması falan öteden beri vardı. Edebiyatta da vardı. Şiirde de, divan edebiyatında da, sadece şarkıda değil. Bir bölümü zaten şirk tartışmasına konu edilmeyecek sözler. Şirk tartış. Mesela Allah seni ilah yaptım, Allah gibi taptım işte vesaire, tamam, gibi şeyler de. Orada şöyle bir şey var. Orada da kasıt şirk değil. Maksada aşma var. Dil yetersizliğinden, kelime dağarcığı yetmiyor. Söz sanatına hakim değil. Orada bir şey var. Kendini ifade yetersizliği var. Yani ne dediğini bilmeme, lafını bilmeme şeyi var. Şirk kastı yok. Şirk kastıyla şey maksada aşma var orada. Akit'in şöyle ilginç ekstrem şeyleri var. Şey Akit geçen... Ya. Yapsınlar biz de dinleyelim, beğenmezsek de izlemeyelim. İş ona gelir zaten. Ha. Hayır yarına ha. Yazdım ha. Da ben bunu o zaman da yapmıştım. Zaten yasakçılık. Akit bak şöyle bir şey, şimdi hakkını da teslim edelim Akit'in. Dikkat ettim, özellikle açtım baktım. İnternetten baktım yani, gazeteden değil. İnternette okuduğum Akit haberinde... tepki ve rahatsızlık dile getirilmekle birlikte hatta dinlememe çağrısı da yapılıyor. Dinlemeyin çağrısı da yapılıyor. Ama çalmayın, çaldırmayın, yasaklayın çağrı kampanyası yok. Yani şey yok. Bir hak. Bir adım öncedir. Ya. O, ben de şunu dedim. Şeyde, o da ama gelir. Onu görmeden bir şey demeyelim. Şimdi onu yapmadan yapmış muamelesi yapmayalım. Daha önceki icraatları nedeniyle söylüyorum. Anladım. Şüphe ha. Anladım, şüphe belirtiyor. Sen evet. De diyorsun ki hiçbir sıra hazırlıyor tabii, oraya tabii, gelecek. TRT oraya... çalınca niye burada, sen bunları çalıyorsun? Burada kalırsa. Radyoda bilmem ne falan. Burada kalırsa yani. Bak inançlı birisini hakikaten rahatsız eder o sözler. Olabilir. Yani. Şu imanını çalmaz. O çok aşırı ileri bir şey de iddia da ne o kadar zayıf mı köksüz mü iman yani. İmanını falan çalmaz ama rahatsız eder inançlı birisini. Fakat buradaki şey şu. Sen bunu ya kardeşim ben bunu dinlemem ve sakıncalı bulurum dediğin sürece sorun yok. Senin beğenin, senin zevkin, senin tercihin. Bu hak ve özgürlüğüne girer. Ama başkasına bunu dinletmeme yönünde bir kampanya yapmaya kalkarsan o zaman başkasının tercihine, hak ve özgürlüğüne müdahale başlar. Şu aşamada orada değil Akit. Yani onun bir gerisinde, değil. Bir tık gerisinde durmuş. Bu fakat dediğim gibi en fazla bizim güfte sorunumuzu, bunun altında başka bir şey var. Genel bir kültür sanatta Cumhurbaşkanı'nın çölleşme dediği sığlaşma sorunu var. Sen şimdi o sığlaşmanın nedenleriyle uğraşacağına bunun o ürettiği sonuçlarla mücadele etmeye kalkıyorsun, tamam mı? Yani şimdi sevgi böyle mesela, sevgiliyi yücelteceksin. Bula bula aklına, tamam mı, onu tanrılaştırmak. Ona işte tapınmaktan söz etmek falan geliyor. Bunu başka türlü diyemiyorsun. Yani bunun hiçbir şairaneliği olmayan, şiirselliği olmayan. Şu okuduğum mesela birkaç örnek vardı. Hiçbir şiirselliği yok, tamam mı? Çok kaba, şapşalakça bir şekilde ifade ediyorsun. Kendine duygularını ifade etmekten, o derinliği, yoğunluğu yansıtmaktan aciz olduğunu gösterir bu. Burada başka bir sorun var. Bununla uğraşacağına sen bunu getirip de dine dayayıp yani müziği zındık müzik, işte dindar müzik, bir imanlı müzik, imansız müzik gibi müziği imana getirmeye, güfteleri tesettüre sokmaya kalkıyorsun. Olmaz o yani. Akit'im sen, olmaz. Sen yanlış anlaşılma diye şey yapayım. Yani genel olarak şarkı sözlerinde son dönemde
bir kalitesizleşme, ben genel olarak bir ifade söylüyorum. Zorluğundan bahsediyorsun. Bunları yani. Bir daha söyleyeyim. Bugüne bu şarkılara ilişkin bir eleştiriden bahsediyorsun. Bu şarkılarla ilgili de bir daha söyleyeyim. Bunların içerisinde buraya zorlamayla sokulmuş, hiç burada olmaması, yani bu kategoride bile diyelim ki ya burada kardeşim sevgiliyi tanrılaştırıyor, burada şirk var diye açılacak bir tartışma da örnek olarak hayır tam burada, şirk değil mekru ya, yani burada, bildiği bütün burada, dini sözcükleri tek tek ben şimdi ona son şeyi söyleyeceğim şimdi bu böyle bir tartışmada hiç örnek olarak anılmayacak, örnek olarak zikredilmeyecek şarkılar var orada. Yani Mahsuni Şerif'in parçası Ötekiler, bir önemli şeyler var, şarkılar, çok önemli şarkılar ve ozanların eserleri de var orada, alakası yok. Bir tanesi de orada yok, Neşet Ertaş'ı söyledim mesela. Evet. Yani hem de İskender Hoca bunu tartışma konusu yaptı. Gönül Dağı 28 Şubat zamanlarında bile, yani muhafazakarlığın ekranı Kanal 7 idi. Kanal 7'nin milli marşıydı yahu. Gönül Dağı klibi döner dururdu yani ekranda, tamam mı? Akit gazetesinin abi, ben hiç unutmuyorum, bu 2013 yılında Bekir Bozdağ yumruk atılmıştı. Ve adam serbest bırakıldı. Akit gazetesi çıldırdı. Diyorlar ki o zaman da tartışma şeydi yani, ya sonuçta bu yaralama basit yaralama, basit yaralama insan mı tutuklanır? Akit gazetesinin bir başyazarı var, Ali İhsan Karahasanoğlu. Hukukçu olduğu için boşluk bulmaya çalışıyordu. Olur mu canım, yasada yeri var, tutuklanabilirdi diye yazmış mala zarar suçundan. Yani kravatı zarar görmüş demeye getirecekti. Mala zarar suçundan tutuklanabilirdi diye. Feycat. Yani orada mesela çok ileri şey örnekler var diyelim. Doğrudan Allah diye tapmaktan, ilahlaştırmaktan söz eden. Yani onları tartışabiliriz ama orada da kastın, orada ifade beceriksizliği var. Yani kendini anlatamama ya da lafını bilmeme. Kastın Allah'a şirk koşmak olmadığı çok açık yani. O İsmail'le şimdi lafı buraya getirmek için söyledim bunu. İsmail'e bir kavram daha hediye edeyim. Kullanırsın, çantana at bunu da. Mekruhtan. İnnemel amalu bin niyat diye, tamam mı? Ameller niyetlere tabidir. Ameller niyetlere göredir. Burada şirk koşma niyeti yok. Yani müşriklik yapayım. Belki var abi. Küfür propagandası yapayım diye. Belki diyorsun İbrahim Tatlıses çok derdiydi. Tamam mı? Kadından bahsediyor. bir mevzuya gireyim diye. Şimdi yani sen ifade özgürlüğünden bahsediyorsun. Anladım. Yani her türlü ifade ediyorsun. İtikat, tercih ve zevk özgürlüğünden, üçünden evet. Birden. İtikat özgürlüğü, tercih özgürlüğü ve zevk özgürlüğü. Ya ama şimdi bunu yazarken bir şey ifade söyleyeyim. Özgürlüğünü kullanıyor. Akif abi, şimdi tartışmanın saçma olan tarafı şu. Yani Akit zaten, yani bunlar şirk koştuğu için bunları söylüyor ama genel olarak zaten müziğe karşı adam. Yani buraya müziğe, gelmeden diyorsun. Buraya yani bunlar detay yani. Bunlar seni cehennemde ayrı muameleye tabi tutacakları tutacağın kısım. Bir de genel cehennem havuzunda olmanı gerektiren müzik yapma ve müzik dinleme var. Kadın sesi var. Yani ben unutmuyorum, Rize'deyken bir dini radyoda türkü programı yapıyordum. Radyo 2000'di, yıl 97 galiba. Birdenbire radyoda çalışan arkadaşlar benim bulunduğum stüdyoyu bastılar. Ne oldu dedim. Vokalde dedi kadın sesi var. Sabahat Akkiraz mı bir yerde vokal yapıyordu, hiç unutmuyorum. Ne olmuş dedim. Günah dediler. Daha orada zaten problem başlıyor. Yoksa yani adam zaten müziğe küfür, kadın sesine günah demiş. Detayı işte bunlar da şirk. Ne önemi var ki artık? Bence öyle yani. Şimdi Mehmet Yılmaz, onu açmaya çalışıyorum. T24'te geçen gün bu tartışmayı, geçmişte yazdığı bir yazıyı tekrar yazdı. Müzik haram mı tartışması. O konuda verilen fetvalardan da örnekler koydu. Şimdi hızlıca açabilirsem size çok çarpıcı örnekler vardı orada. 30 Ocak kaçındayız şu an? El kesesinden hayır yapmak. Bir saniye, şunu da mıydı? Bir saniye bir bakayım. Ya çok tabii, geçmişte ben de kaçırdım. Çok ileri fetvalar verilmiş. Onu söyleyeyim. Yani bunlardan bir tanesi Kanal 7'de mesela müzik yayınlanırken 90'larda Hayrettin Karaman'dan cevaz aldıklarını hatırlıyorum ben. Yani müzik yayınlanabilir diye. Orada ama Mehmet... Hayrettin Karaman da duruma göre fetvalarıyla yürütüyor. Ama ha, buldum 28 galiba. 28 Şubat'ta başka fetva, buldum galiba, başka fetva. Buldum galiba ama sanırım... Evet bak, Mehmet Yılmaz'ın verdiği örneklerde onun da haramdır fetvası vardı. Değişik İslam alimlerimizin müzikle ilgili görüşleri yadırgayacağımız görüşler demiş. Hızlıca okuyorum, önemli bu. Önünde buraya nereden girdiğini de söyleyeyim Mehmet Yılmaz'ın bu tartışmaya. Mozart tartışması oldu ya, oradan giriyor. Ya Mozart dinlenir mi dinlenmez mi vesaire. Ama Cumhurbaşkanı o mesaiyi bitirdi, fazla sayı dinledi. Tabii Cumhurbaşkanı dinledi. O da daha önce
Cumhurbaşkanı dinledikten sonra yazıyor zaten bunu da. Daha önce Mozart dinleme teklifine gösterilen tepkileri eleştiriyor. Evet. Tamam mı? Onun için söylüyor bunu. Şimdi evet, 12 Aralık 2017 tarihinde Melih Haşin köşesinden alıntılar yapıyor. Orhan Çeker profesör, müzik için haram diyemeyiz ama helal de diyemeyiz. İçeriği uygun olmayabilir. Kadın sesi içeren müzik kesinlikle caiz değildir. Profesör Hamdi Döndüren, çalgı aletleri, bunları çalmak, satmak, şarkı söylemekten para kazanmak, nefsi azdıran, örneğin diri bir kadının ya da şarabın heyecan verici niteliklerini anlatan şarkılar çalgısız dahi olsa caiz değildir. Yani bırak çalgı, onunla para kazanmak zaten caiz değil. Bırak hani bir de ilahlaştırmayı kadını. Bir kadına şehveti tahrik eden özendirici sözler de zaten çıplak olarak da caiz değil diyor. Hayrettin Karaman'ı söylüyorum. Müziğin icrası da dinlenmesi de haramdır. Bir değneğin, bir çubuğun bir yere ahenkli bir şekilde vurulması bile bu hükme dahildir ve haramdır. Yani tempo tutsan bile haramdır. Hükmün bazı istisnaları vardır. Savaşta vurulan köş ile düğünlerde çalınan tef. Düğünde tef ile Hayrettin Hoca'nın buradaki görüşüne göre savaşta vurulan köş ile savaş tamtamlarıyla. Yani illa düğünde bir şey mi çalınması lazım? İşte düğünde tef çalıyor. Peygamber zamanında örnekler var. Çünkü Hazreti Peygamber zamanında düğünlerde falan daha şimdikinden daha şey. Yani ritim tutma var orada. Tef çalabiliyorsun işte tefte. O hariç diyor düğün zamanı ama. Düğün zamanı. Burada yani. Çalarsan olmaz. Şimdi düğün değil, dernek değil. Düğünde kadın ekip. Düğün değil, bayram değil yani. Efendim? Düğünde de kadın ekip bir arada değil zaten. Ama ona girmiyoruz zaten. Ya düğünde fakat hafızam burada alıntılamış ama Hayrettin Hoca'nın hangi tarihteki görüşü bu bunu bilmiyorum. Benim değişiyor mu yanılmıyorsam, tarih? Ha şöyle yani görüşlerde tadilat yapılabiliyor. Şöyle bir şey var. Buna ya mesela sigaran şöyle görüşlerde tadilat yapıyor. Bu şey şaka mizah konusu değil bu söylediğim. Çünkü bu fıkhi tartışma. Buna inanırsın inanmasına bir disiplin bu. Bu adı geçenler ilahiyat hocaları görüşlerini dile getiriyorlar. Bu görüşlerin bir temeli var. Bir dayanağı var İslam'da. Yani İslam bu, anlatabiliyor muyum? Yani bunun İslam'da bir temeli var. Sonuç itibariyle diyorsun. Evet. Ama Hayrettin Karaman'ın görüşleri şöyle yani yasaktır değildir der diye söyledim bunu. Değişebiliyor mu diye. Şöyle oluyor. Sen mesela buna atıyorum. Önce yasak sonra değil diyebilir misin? Yavuz yani? 1400-1500 sene önce tep vardı ama gitar yoktu. Tamam mı? Sen şimdi biz çıkarsamayla bir sonuca vararak haram mı helal mi diye hüküm veriyorsun. Mesela sigara yoktu ama sigarayla ilgili fetva veriliyor. Tamam mı? Bunu nasıl yapıyorlar? Günah diyor. Metodolojisi var. Bunun metodolojisi var. O metodolojiyle bir sonuca varıyorsun. Sonra başka bir yerden bakıyorsun. Tamam mı? Gene metodoloji uygulayarak yani başka bir hükme varabiliyorsun. O olabiliyor yani. Benim yanlış hatırlamıyorsam burada büyük mezhep imamlarından da örnekler var. Onları koymuş oraya Mehmet Yılmaz. Bugün Habertürk'te onu da özellikle öneririm. Başlığını da söyleyeyim yazısının. Nihal Bengüsü Karaca çok güzel bir yazı yazmış. Fırsat bulanlar. Efendim? Çok uzundu ya. Çok uzun. Oku bitmiyor ya. Çok uzun. Yıldıray Uğur Nihal Bengüsü. Özhan Erdem. Erman mı yazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir günlük gazete okuruyoruz biz. Bu kadar vaktimiz yok. Yüklenmeyin bize diyorsun. Hayır, bizim o kadar vaktimiz yok sizi okumaya yani. Parça parça yazın. İnternette Yıldıray Uğur'un yazıları internette uzun. Daha uzun gazetede oluyor. Kısa aynen. Oluyor. Gazetede evet. Zaten uzun. Zaten uzun internet da kısa daha uzun. İnternet adam daha uzun. Doyamıyor. Nihal Bengüsü Karaca da şimdi internete çok teper olduğu için daha uzun. Ya ama Nihal'in alanı, Nihal kültür sanattan Nihal'in alanında. Çok sıkı bir yazı. Ya, evet. Önemi şu, ben az önce dedim ya yani 95'lerde falan 28 Şubat zamanında Kanal 7'de müzik programları da yapılmaya başlandı. Ve bunun için fıkhi görüş de alındı. Bu görüşü hafızam beni yanıltmıyorsa bu görüşü verenlerin başında da Hayrettin Karaman geliyordu ve cevaz vermişti. Dolayısıyla az önce aktardığım Mehmet Yılmaz'ın alıntıladığı görüşü hangi tarihe aittir onu bilmiyorum. Sonra acaba tadilat yaptı mı o görüşünü de bilmiyorum. Nihal Bengüsü müzik helal mi haram mı dahil olmak üzere muhafazakar camianın, muhafazakar dünyanın 28 Şubat dönemindeki bütün tartışmalarını, dönemin atmosferini çok detaylı tasvir ederek yazmış. Arşivlik bir yazı, uzun geldiyse okuyamadıysanız bile koyun bir kenara tatil günü. Şezlong'da uzanırken, bilmem şey dinlerken, Orhan Gencebay dinlerken falan şey yaparsınız. Bu feryat bülbül sesi mi? Bu feryat
Bülbül Sesimi başlıklı bir yazısı. Özhan Eren'in o tarihlerde çok popüler olan muhafazakarlar arasında bir bestesinden hareketle yazıyor bu yazıyı. Ve içinde kültür sanatın bütün diğer disiplinleri de var. Yani müzik de var, sinema, edebiyat var. O dönemi anlatıyor. O dönem neydi muhafazakar dünyanın bakışı? Özhan Eren'den Uğur Işılağ'a 90'ların ilk çeyreğinden bugüne neler değişti, neden değişti? Buna dair bir yazı öneririm. Peki, noktaladık. O öneriyi aldık, noktaladık ama ben kaldım yani. Şimdi nereye geçeyim, nasıl geçeyim? Bir yere de geçemedim burada. Ya İsmail bir şey... İsmail bir şey, bir siyaset miyaset bir şey yok mu? Ben yeni adaylık malı. Ya şey, Deniz Zeyrek'e biraz konuşalım istedim de ifade özgürlüğü derken ondan bahsettim. Yani sonuçta bir şey yazmışlar. İfade özgürlüğü olarak bakmak lazım dedin sen de. Çünkü dinlemenin engellenmesi yönünde bir hareket yok diye ben biraz şüpheli yaklaştım. Deniz Zeyrek de siyaset takip eden bir arkadaşımız olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin tant palet fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili hükümetin tasarrufuna itiraz etmemesini milliyetçilikle bağdaştıramadığını söylemiş. Tam öyle değil. Şöyle haklısın ama. Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi. Sakarya'daki askeri fabrikanın satışını itiraz etmiyor. Bu ne biçim milliyetçilik dedi. Bunun üzerine Devlet Bahçeli ona cevap verdi. Ve bir, cevabında diyor bu ki bu bir özelleştirme değildir. 20 yıllık bir devirdir ve buradan milli askeri sanayimiz kalkınacaktır diyor. Bu konu Deniz'in katıldığı Fox TV'deki sabah programında pazar günü gündeme geliyor ve Deniz burada diyor ki bu ortak sonuçta diyor Katarlılar askeri fabrikanın Katarlılara satılmasını milliyetçilikle nasıl bağdaştırabiliyor Sayın Bahçeli türünde bir eleştiri yöneltiyor. Yani eleştiri o kadar hafif ki ben sonra oluşan tepkiden oluşan tepki görünce dedim ki herhalde bunu dememiştir. Başka bir şey demiştir bu. Ya diyor ki Milli Tank Palet Fabrikası'nı Katar'la ortağı olan bir şirkete ihalesi devrettiysek nasıl savunma sanayimizi millileştiriyoruz denilebilir dedim. Evet, bu kadar. Bu kadar. Diye başlattıkları gündem çalışmasına bakın diyor. Bir gündem çalışması var MHP'de. MHP'de sürekli oluyor. Ülke Ocağı ve MHP'nin bir gündem çalışması var. O da Deniz Zeyrek değil, Deniz Zillet mi? Deniz Zillet diye bir başlıkla yapmışlar ama Yalçın da... Şimdi bu arada sadece Yalçın'a gelmeden önce eski Ülke Ocakları Başkanı olan şimdiki Mersin Milletvekili Deniz'i tehdit etti. Olcay Kılavuz. Olcay Kılavuz. Okur musun tweetini? Deniz Zeyrek adlı MHP düşmanı diline sözüne mukayyet ol, lafını ölçüp biçmeden sarf etme. Liderimiz Sayın Bahçeli Bey'in milliyetçiliğinin hudutlarına senin kıt aklında kısır ufkunda erişmez. Ya sen milletvekilisi ne yapıyorsun? Dur, daha fecisi bir, var. Semih Yalçın'a gelmeden gene bu arada Ordu milletvekili Osman değil. Eski Fındıkçı. Evet, yani o da hakaret etti. Küfüre denk gelecek bir ifade kullandı. Ondan sonra en son Semih Yalçın ardarda tweetler attı ama inanamadım okuyunca. Ama yani zemle ya. Diyor, dansöz diyor, efendime dur, söyleyeyim. Dur, söyleyeyim onu. Oku. Fikir, düşünce ve politikalarımızı beğenmeyebilir ve ahlaki ve insani ölçüler içinde tenkit edebilirsiniz. Ama asla Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatamazsınız. Onun milliyetçiliğini asla tartışamazsınız. Niye mesela böyle bir şey oluyor? Şimdi Devlet Bahçeli'ye dil uzatmak mı? Değil. Deniz'in söylediği. Değil. Bu milliyetçiliği anlayamıyorum diyor. Anlayamayabilir yani bir insan. Bunu yapanlar hangi sosyal dilim içinde olursa olsun bizce fikren güdük, insani olarak bitik, hatta yitik durumdadır. Basın dünyasında polemik üslubunu beceremeyip belden aşağı çeken medya zennelerine son dönemde bir yeni seklenmiştir diyor. Bu ifadede yani neyi kastettiği de belli değil. Deniz Zeyrek ismiyle maruf kimse haddini hududunu aşarak Genel Başkanımız Bahçeli'ye ahlaken bir insana yakışmayacak şekilde dil uzatmıştır. Evet. Kendi oynaklığını kamufle etmek ve CHP'de Kılıçdaroğlu'na yaranmak için Sayın Genel Başkanımıza saldıran perişan Zeyrek'e haddini bildirmek şart olmuştur. Adı geçen kimsenin üslubu kudurma emaresi vermektedir. Zeyrek dünün CHP aleyhtarı, bugünün CHP yardakçısı, gizli Türklük düşmanı karakteri oturmamış bir şahsiyettir. Biz onun gibi dönek ve silik adamları iyi tanır, tıynetini iyi biliriz. Bu gibiler medya sahnesine çıkıp döktüren zennelerdir. Onlar kıvırmayı, göbek atmayı iyi becerir. Maharetle gerdan kırarlar. Öyle ki dansöz kıyafeti onlara dansözlerden bile çok daha yakışır. Etek giydirmeye kadar geldi iş. Bağlı olduğu mahvilleri memnun etme noktasında biraz saray soytarısına benzerler.
Bu türden insan müsveddeleri bazen çıtıf çarşısında tellalı, bazen çıfıt çarşısında tellalı, bazen hergene meydanının kopuğu olurlar. Zeyrek gibileri kapı kulu yapıp sağa sola çemkirmesine izin verenlere tavsiyemiz, bir an evvel kapıyı açıp layık olduğu çayıra salmalarıdır. Aksi takdirde bu tür yaratıkların çevresindekilere ve hastalık bulaştırması mümkündür. Şimdi bu Semih Yalçın'ın bir değil, sana da daha önce yaptı. Ya birinin de bu adama dur demesi gerekmiyor mu artık ya? Şimdi o bir ben şey söyleyeceğim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'yim. Genel Başkan Yardımcısıyım. Genel Başkanıma sahip çıkıyorum diyerek istediğim insana bu şekilde hakaret etme şeyim veriyor bana, hakkım veriyor, evet. Ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben Deniz Zeyrek'i aradım. Dedim ki Deniz, yani ne dedin sen? Ya birinin gerçekten artık birinin, ya arkadaş sen ne yapıyorsun demesi gerekmiyor mu ya? Deniz'e sordum, ne dedin sen? Dedi ki bu cümleyi söyledim. Bana linki at. Ben inanamadım önce. Ya çünkü Milli Tank Palet Fabrikası'nın Katarlı ortağı olan bir şirketi ihalesiz devrettiysek nasıl savunma sanayimizi millileştiriyoruz denilebilir. Evet. Cümle bu. Bu kadar. Yani daha da ağır söylenebilir de, bu zaten hafif bir cümle. Yani daha da sert işte yönetilebilir. Tamam. Ama ben aradım, dinledim, kaydı dinledim. İnanamadım. Dedim herhalde başka bir şey var. Yok. Sonra MHP camiasına birilerini aradım. Dedim ki yani neden buna bu kadar sinirlendiniz? Gerçekten anlayamadım ben. Anladığım kadarıyla bunun arkasında başka bir argüman var. Yani o da şu, Deniz Zeyrek'e başka vesilelerle kızdıklarını anlıyorum. Yani biz ne yapacağız onu? Bu vesileyle. Abi. Ben bunu izah etmiyorum. Sen anladım. Durumu anlatmaya ben çalışıyorum. Ben kendi durumuna da kızdım. Onlar şöyle, sen daha önce televizyonlarda işte CHP daha orta o dengede duruyordun. Şimdi Hürriyet'ten ayrıldı, Sözcü'ye geçtin. Dolayısıyla CHP'ye tırnak içinde yaranmaya çalışıyorsun ve Devlet Bahçeli'ye de onun adına cevap veriyorsun gibi bir düşünceyle bu açıklamaların yapıldığını izah ettiler. Bence bir izah değil bu. Burada bir eleştiri bile yok. Yani eleştiri bile yok burada. Olsa ne olur? Olsa ne olur? Ben onu söyledim. Olsa ne olur? Devlet Bahçeli eleştiriden yani münezzeh midir? Bunun karşılığı. Yani devlet, bu Tayyip Erdoğan bile, hani Cumhurbaşkanı bile demeyeyim, hani yanlış anlaşılmasın. Yani böyle yani yani o da bazen gazetecilere cevaplar veriyor, doğrudan cevapları veriyor ama ya böyle değil yani. Bu Semih Yalçın'ın üslubu artık çok. Semih Yalçın bunu şöyle yapıyor. Taşıyor Semih ya, Yalçın bu bir kere bildiğimiz kadarıyla Devlet Bahçeli'nin bazı konuşma metinlerini de hazırlıyor. Bazı tweetleri de onun attığı söyleniyor. Semih Yalçın üstelik bir profesör, ona hiç yakışmıyor yani. Bir akademisyene hele hiç yakışmıyor. Bir ama eleştiri başka bir üslupla yapılamıyorsa. Ama eğer evet. Hayır. Şöyle oluyor. Sığlığını göstermez mi yani? Şöyle oluyor ya. Özellikle gazetecilerle ilgili hasmane bir dil kuruyor. Tehditvari. Evet. Yer yer küfür içerikli ve açıktan parmak sallayan gazeteciyi yani MHP'nin oluşturduğu bir MHP'nin kendi indinde oluşturduğu bir ürkütücü güçle tehdit eden bir yaklaşıma sahip. Ya yani birden kendimi şöyle hissettim. Bugün Akif abiyle konuşuyorduk. Ya birden kendimi ülke ocağında, koca bir ülke ocağında hissediyorum. Yani ne oluyoruz? Gazeteci eleştiremeyecek mi sizi? Eleştirmek istemiyorsa burası ülke ocağı mı? Burası ülke ocağının lise kolu mu? Yani eğer kendiniz orada hissediyorsanız siyaset bir eleştiri kurumudur. Siyasette eylemleriniz, davranışlar eleştiriye tabidir. Oya tabidir. Sınanırsınız. Devlet Bahçeli eleştirilir. Herkes eleştirilir. Dokunulmaz olabilir mi ya? Bir yani, genel başkan siyaset yapar. Ya Deniz Zeyrek ne yapmış ki? Deniz Zeyrek bir şey dememiş ki. Deniz Zeyrek sizin bu milliyetçiliğe nasıl milliyetçiliğe yakıştırılıyor şeklinde bir naif eleştiri üretmiş. Yani kusura bakmayın da herkes sizi olumlamak, onaylamak zorunda mı? Siz de eleştiriye hem başta diyorsunuz kitap eleştirilecektir, hem sonra diyorsun ki sen benim genel başkanım nasıl milliyetçi eleştirirsin? Ya nasıl, eleştiremiyor muyuz yani? Bu da mı? Herhalde eleştiremiyoruz. Yani Semih Yalçın'ın söylediklerine bakılırsa eleştiren şu demek bu aslında Semih Yalçın. Daha önce de yaptı. Sen eğer benim istemediğim bir şeyi yaparsan ya da söylersen karşılığında ben sana hakaret ederim, bu kadar küfür ağır ederim. Hakaretlerle, küfürlerle karşılaşırsın. Yani zenne nedir? Zenne nedir ve kardeşim? Ve sen hiçbir şey yapamazsın bana. Bakalım zenne nedir? Dansöz nedir? Türk düşmanı nedir? Ben Deniz Zeyrek'in olsam dava açarım. Tazminat davası açarım. Bu böyle olacak iş değil. Bir de bakın son dönemlerde bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin dilinde rahatsız edici bir hakaret, rahatsız edici bir keskinlik var. Bu sadece bu basın, Semih Yalçın'ın basın metinlerinde olmuyor. Genelde Semih Yalçın bir numara özellikle görünüyor. Özellikle İYİ Parti CHP koalisyonu için kurulan ifadeler, Meral Akşener için kullanılan ifadeler de bu denli keskin ama
Birkaç hatırlatma da yapayım. Hatırlarsanız Abdülkadir Selvi birkaç eleştiriyi üst üste dile getirdi diye Devlet maalesef Bahçeli Devlet tarafı. Bahçeli tarafından kılıç artığı diye itham edildi. Yani Abdülkadir Selvi'nin ailesinin Alevi olup kendisinin Sünni itikatta bir vatandaş olması ona kılıç artığı şeklinde hakaretle geri döndü. Ya bu laf edilecek laf mı bu Allah aşkına? Bekir kimse... Bozdağ'ın durumu. Bekir Bozdağ'ın durumu yani Bekir Bozdağ Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasındaki ilişkilerden ötürü Devlet Bahçeli tarafından Kürtlüğüyle itham edildi. Ya Kürtlüğüyle vuruldu. Sen zaten Kürtsen işte diye başlayan bir tweetle evet. Devam etti. Bugün gene Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir açıklama var. Bilmiyorum gözüne çarptı mı? İlber Ortaylı'yla İsmail Küçükkaya gidiyor. İlber Ortaylı'nın illa Hilmi Yavuz'la buluşuyor. Ve Tunç Soyer meselesini bu kişilere soruyor. Bir ünlü bir şair, yaşlı bir şair, diğer ünlü ve yaşlı bir tarihçi. Gülüyorum İkisi MHP'ye de yani diyor. İlber Ortaylı ben gülüyorum diyor. Hilmi Yavuz, Ali Kemal'in oğlunun durumunu hatırlatıyor. Ne Kuner Alp'ti? Emekli Büyükelçi. Evet, İnönü'nün affettiği. Evet, Ali Kemal'in oğlu öldürüldükten sonra, pardon Ali Kemal öldürdükten sonra onun oğlu dışişlerinde Büyükelçi oluyor. Bunun üzerine dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Ona soruyorlar. O da diyor ki eğer diyor sınavı geçmişse tabii ki alırız diyor. Babası Kurtuluş Savaşı'nda hain diye linç edilen Kuner Alp. Unuttum şimdi ne Kuner Alp olduğunu. Kuner Alp Türkiye Cumhuriyeti döneminde hiç bu durumuna bakılmaksızın büyükelçilik atanıyor. Şimdi Devlet Bahçeli İlber Ortaylı'ya cevap verirken buna da şöyle bir karşılık veriyor. İnönü yaptı doğru mu ki? Evet Kuner diyor ki. Efendim? Selim Kuner Alp diyor ki Ali Kemal kim? Milli Mücadele muhalifi Zeki Kuner Alp. Yani onlardan biri. Doğru. Ali Kemal kim? Milli Mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevililer lan içi olan bir kişi. Bana göre merhum İnönü'nün bu tasarruf ve tutum hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal'in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey. Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çıkar. Ya bu ırkçılık. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Ya inanılmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Mimar Sinan'ın babası Ermeni. Ya akıl alır gibi bir şey değil bu. Bu insanlığın kabul edebileceği, insanlığın benimseyebileceği bir durum değil. Yani geçiyorum bir siyasetçi, yani insani herhangi bir yaklaşıma sığmaz bu. Efendime söyleyeyim Ali Kemal'in oğlu, sadece Ali Kemal'in oğlu olmaktan mütevellit. Burada kurdun soyu kurt diyor ya. Yani babası hainde oğlu da hain. Yaklaşımıyla karşı karşıya bırakılıyor. Ya dur, bu, Akif de birkaç cümle söyleyecek bu, şimdi herhalde. Şimdi bakın, bu Kuner Alp ile ilgili tespiti, yani ifadesi. Abdülkadir Selvi'nin ailesinin Ermeni olmasından kaynaklı ona kılıç artığı denilmesi, Bekir Bozdağ'ın Kürtlüğüyle dövülmesi ve nihayet bir gazetecinin sadece eleştirdiği için biz senin soyunu sopunu bile Türk düşmanısın ithamıyla karşılaşması Türkiye gibi bir toplumun çok etnik gruplu yani hepsi Türk'te birleşmiş çok sayıda etnik grubun, dilin ve etnik kimliğin ve bin dereden akarak buluşmuş Anadolu deryasının kaldırabileceği bir söylem değil. Anadolu bunu taşımaz, Anadolu bunu kaldırmaz. Ve bu siyasi dilin de ana akım olması risklidir. Çok risklidir. O kadar yani, uzağa gitmeye gerek var mı bilmiyorum ama sadece o sözlerin edinmiş olması bile tek başına çok tedirgin edici hukuki yani. Anlamda tedirgin edici. Sana bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim Akif abi. Ben Türk'üm, Erzurumluyum, Sunni'yim, erkeğim. Bu ülkedeki hakim olan, ezilmeyen hangi kimlik varsa ona sahibim. Ben rahatsız oluyorum kardeşim. Bu denli Alevi dostumun kılıç artığı diye, efendim söyleyeyim Kürt vatandaşın Kürtlüğüyle dövüldüğü, efendim öbür vatandaşın babasıyla anasıyla dövündüğü bir ülke olur mu? Ve Cemal Engin Yurt'u söyleyeyim mi? Evet, siyaset böyle mi yürüyecek? Denizleyerek bu gece eminim çok rahat, parantez içinde ünlem, uyursun. Zira sen ve senin gibiler histerik tiplersiniz. İlla ülkücüleri tahrik ederek beslenecek ve pisliğinizde boğulacaksınız. Deniz, Sözcü denilen gazete tiraj artsın diye MHP ve Devlet Bahçeli düşmanlığı yapın diyor size. Yazık alayınıza. Ve başa döneyim, hiçbir şey dememiş adam. Hiçbir şey demedi. Hiçbir şey dememiş yani. O olaya ilişkin de birkaç cümle edeceğiz de Akif buyur. Hangi olaya ilişkin? O tank palet fabrikasına. Tamam. Şimdi insanların etnik dini kökenleriyle, cinsiyetiyle alay etmek,
oradan eleştirmek. Hani zaten kabul görecek, izah olan bir yere oturtulacak bir şey değil. Etnik kökenini seçmezsin. Dinini seçersin ama çoğu babanı insan... Babanı seçer misin babanı? Çoğu zaman ha seçmezsin. Çoğu zaman insanlar o tayin meselesidir dünyaya. Tayinin oraya çıkar tamam mı? Bir yere çıkar. O senin seçimine bağlı değil. Mecburi hizmet gibi yani. Yani ırk, etnik aidiyet mecburi hizmet işidir. Tabii. Dini sonradan seçebilirsin. O şansın bile çok az. Öbür eşit erişim o söz konusu değil orada. Objektif bakamazsın çünkü. Çoğu zaman hatta dinin de içine doğarsın. Yani onu benimsersin. Dine aidiyetin de içine doğduğun aile ve çevrede şekillenir. İstisna dışında genelde böyle. Genelde öyledir. O yani etnik bağ gibi değildir. Etnik bağ değiştiremezsin. Dinini değiştirebilirsin ama öbürünü değiştiremezsin bile. Cinsiyet senin tercihin değil. Bir cinsiyet üzere yaratılırsın. O yaratanın tercihi. Yani senin değil onun iradesi. İlahi iradenin takdiridir o. Sen seçemezsin. Şimdi bunu bunlara inanan bir inancın temsilcileri onu o inancın değerlerini siyasette temsil ettiği iddiasında bulunanlar ihlal edince ne yapacaksın? Hukuka gelmiyorum bile daha bir kere oradan yani bu çok bu hani Türkiye'de hakareti yasaklayan ırkçılığı nefret söylemini yasaklayan cinsiyetçi söylemi men eden hukuki düzenlemeler olmasa bile sen zaten sahip olduğunu söylediğin değerler itibariyle bunlardan kendini alıkoymak durumundasın. Bunları yapamazsın. Ya senin temel yapmamalısın. Senin temel değerlerine hukuku bırak ya. Hukuk yasaklıyor da bir zorlamaya maruz kalmadan burada hukuki sınır var. Hani yargı işlerse buradan hani şey olur. Başım ağrır. Sorun çıkar falan demeye kalmadan senin zaten temsil ettiğin değerler dünya görüşün itibariyle kendini bundan alıkoyman gerekir. Kimsenin yani etek giydirmek falan gibi cinsiyetçi ondan sonra etnik aidiyetine, dine aidiyetine laf söyleyen insanların şeylerden zaten dilini men etmen gerekir yani. Öbür taraftan hukuken gerçekten sorunlu ve kabul edilemez şeyler var ortada. Sorunlu yani. Daha demokrasiye gelmiyorum. Onun bir üstü de demokrasi. Şimdi yani demokratik tahammül diye bir şey var. Sayın Bahçeli kalender kişiliğiyle bilinen bir siyasetçi. Gerçekten de öyle. Hani kişisel olarak adaba riayet eden, nezaket sahibi bir siyasetçi. Onu savunmak adına kullanılan siyasi üsluba ne diyor? Merak ediyorum yani. Gerçekten baktığında ya hani ileri gittiniz o kadar da değil fazla oldu falan diyor mu? Demiyor mu ne diyor? Ona kendisine sunuluyor mu bunlar? Onu merak ediyorum, bilmek isterim. Sayın Yalçın, Semih Yalçın, İsmail'in de dediği gibi bir akademisyen, profesör. Evet, analitik düşünen. Ona şaşırıyor insan tabii, yani. Tabii tabii analitik düşünen, analitik düşünce olmadan bilim yapamazsın yani. Analitik düşünen bir beyin, analitik düşünen bir zihne sahip. Şimdi yani nasıl yani böyle bir toptancılık hani bütün hani insanlığın temel değerlerine, İslam'ın temel değerlerine, hukukun temel felsefesine, ruhuna aykırı. Demokrasiyle de bağdaştırılması zaten kabil olmayacak. Ki bunların hepsinden daha geniş bir şeyi kapsıyor. Çünkü demokrasi senin gibi inanmayan, düşünmeyen, senin değerlerini taşımayan insanların da varlığına tahammül demek. Zaten bunlarla bağdaşmayacak bir şeyi nasıl yapabiliyor? Ya acaba şey düşünüyorum yani siyasi tarafgirlik ya da siyasi çatışma, sürtüşme süreçleri bazen bu konuda basirette perde indirebiliyor. Yani bir körlüğe sebep olabiliyor. Bilinçli acaba bilinçli olarak yapılmış olabilir mi diyorsun? Şimdi ona geleceğim. Yok, bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyorum. Bunu bilerek tercih ettiklerine yani ihtimal dahi vermek istemem tansiyonu yani. Tansiyonu yükseltme bir bilinçli stratejinin parçası da olabilir bence. Ya olabilir. Ben ama ona ihtimal dahi vermek. Çünkü o kadar vahim bir şey ki ona ihtimal dahi vermek istemiyorum. Bilmeden insan bunları yapar mı? Ya acaba diyorum yani o siyasi şeyle çok hani siyasi ateşle çok hararete kapılıp o şeyin hararetiyle seçim atmosferine girdik. Riskler var. Hani kazanır mıyız, kayıp mı ederiz falan. Acaba onun hararetiyle kazayen mi yapılan şeyler, söylenen şeyler bunlar? Çünkü öbür taraftan yani demokratik tahammül diye bir şey var. Açıp baktığında bunun bırak tahammülü yani demokrasinin asgari gereklerini karşılamayan, azami gereklerini geçtim yani maksimalist davranmıyorum. Asgari gereklerini karşılamayan bir tutum söz konusu. Söylediniz. Ya derev ki hani ağır bir eleştiride bulunsa gene hakkı bu mu? Ya mahkemeye verirsin değil mi? Yani diyelim ki
Öyle bir şey yok da Deniz Zeyrek hakaretamiz ifade kullandı, tahkir etti bir siyasi partiyi ya da o siyasi partinin liderini ya da mensubunu. Deniz Zeyrek değil zaten. Hayır, değil değil. Diyelim ki faraza, velev ki, velev evet. ki birisi Deniz değil de bir başkası böyle bir şey yaptı diyelim. Buna verilecek karşılık var, evet. O karşılık cinsiyetçi bir dille ya da etnik kökenine falan inerek laf söylemek değil, o karşılık direkt yargıya götürüp hesabını sormak. Şimdi böyle bir eleştiri karşısında bir siyasi parti temsilcisinin söylemesi gereken bir normal demokratik rejimlerde nedir? Tank palet fabrikasının Katarlı, yarısı Katarlılara ait olan bir firmaya satılması konusunda bir gazetecinin bir siyasi partiye eleştirisi olabilir. Oradaki yaklaşımı... Diyorlar ki sen CHP'ye sufle veriyorsun ya da CHP'den rol çalıyorsun. Peki. Ya oradaki... Kimse düşünemeyecek mi? Yani... Ya sözünü kestim de. Yani bu herkesin aklına, şimdi resme baktığınız zaman herkesin, bizde hani insanların çoğu ya şimdi başıma iş almayayım diye susuyorlarsa, söylemiyorlarsa kimsenin aklına bunlar gelmediğinden değil. Herkes görüyor. Deniz manzara... de boş bulunduğundan söylemiş. Anladınız. Ya manzara, manzara ama, kabak ama, gibi ortada yani. Şöyle, söylemeyecek şöyle, mi şöyle değil ki yani. Şöyle bakıyorsan bunu da söylemen lazım. Ya, buluş Ethem Sancak ne diyor? Deniz buluş yapmadı yani. Ortada manzara yaptı. Ethem Sancak ne diyor? Biz diyor iki devlet bir millet gibiyiz Katarlı. Katarlı evet. Bunu söylüyor. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bakıyorsa zaten bu eleştirinin bir şeyi kalmıyor. Hayır, Milliyetçi Hareket Partisi, ben başka bir şey söyleyeyim sana. Deniz Ethem Sancak'ın söylediği başka bir söz var. Benim açımdan fark etmez. Ben insanın iyisinin kökenine, etnik dini kökenine bakmam. İyi insan iyi insandır. Kötü insan kötü insandır. Dürüst bir Hristiyan hırsız bir Müslümandan daha iyidir bana göre ve onun kökenine de bakmam. Zaza mı, Kürt mü, Türk mü, ona Arap mı, ona da bakmam. Ama Ethem Sancak diyor ki, o senin söylediğin röportajda, şöyle bir Arap, Müslüman bir Arabı neye tercih etmem diyor. 500 Türk'e, işte, 50 Türk, hayır Türk diyor. Türk diyor. Şu kadar Türk'e, Batı hayranı, Müslüman bir Arabı, Batı hayranı 500 Türk'e tercih ederim diyor. 500 Türk'e ona değişmem diyor. Değişmem diyor. Şimdi mesela Ben bu konu böyle bir şeye sahip değilim ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi reflekslerinin tepki göstermesi gereken beyan asıl budur. Asıl Deniz Zeyrek'ten budur. Ziyade budur belki de. Asıl budur yani bunun tepki göstermesi gereken. Ama şimdi onu da geçtim, bitireyim ben. Yani Deniz Zeyrek'in söyledikleri kimsenin aklına gelmeyen şeyler değil. Hakaret içermiyor, ağır eleştiri dahi içermiyor. Bir şey yok yani, bir tahkir yok, tezip yok, aşağılama yok. Düşmanlık sayılabilecek bir ton yok, tamam, yani MHP'ye düşmanlık yapıyor, öyle o dilde öyle bir şey yok, basit bir şey söylüyor. Bu kadarının söylenemeyecek olması, söylettirilmemesi, bu kadarının bunu söylenemeyecek hale getirmek bu ülkenin hayrına değil. Ne beklersin yani sen? Değil. Ben şurada şeyden bir şey söyleyeyim abi. Ya MHP'liler, özellikle Semih Yalçın ve MHP'nin belli önde gelen siyasetçileri olumlanmak, haklı görülmek, övülmek dışında bir gazeteci yorumuna tahammül edemiyorlar. Ne bekliyorsun sen böyle bir yorumdan sonra? Deniz Zeyrek'in böyle bir yorumundan sonra? Kimse bir... kolay kolay artık... Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani normal bir düzende olsaydık, böyle bir eleştiri sonrasında nasıl milli gördüğünü izah etmesi gerekmez mi Milliyetçi Hareket Partisi'nin? Böyle bir özelleştirme diyelim, değil mi? Satış demeyelim de özelleştirme ya da devir meselesini, nasıl gördüğünü, milli gördüğünü bize izah etmesi gerekmez o mi? O zaman kendince Devlet Bahçeli izah etti. Burada mesele şu, Semih Yalçın'ın dile getirdiği MHP'nin bir süredir ısrarla sürdürdüğü medyaya karşı tahammülsüzlük. Bunun bence Fox TV'de demiş olması da bunda etkili. Çünkü... Ama Fox demiyor, sözcü diyor. Ay burada şey sözcü açıklamasında diyor. Sözcü diyor. Tamam ama Fox'tan bahsetmiyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamasında, İlber Ortaylı ile ilgili açıklamada da Fox'a değiniliyor. Ya Washington Portakalı demedi mi? Fatih Portakal ile ilgili. Böyle bir şey hatırlıyorum ya. Fox TV'nin portakalı mı dedi? Yani portakal diyerek doğrudan yüklendi. İsmail Küçükkaya'ya bildiriye muhatap olmayalım. Şimdi genişletip dallandır bu dakika. Hayır, şundan ötürü. Bu özellikle Fox TV ve Sözcü gazetesi sürekli bir gündemde tutuluyor MHP tarafından. Yani oradaki çevre güvenliği alarak şey yapalım ya. Yani. Canım ne olacak? Yani ne olacak? En fazla bir tane. Hayır, zaten yiyeceğimizi yedik, bildiri yedik yani. Tam sayfa bildiri yedik. Denizci konuşabilecek bir platform var da bizi konuşacak bir platform var mı emin değilim. Hayır ya. Bizi kim konuşacak ondan emin değilim. Sonuçta
MHP'nin bu üslubu terk etmesi lazım. Yani ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Gazeteciye hakaret etmek, gazeteciye küfür etmek, gazeteciyi hedef göstermek, tehdit etmek MHP'nin işine gelmez ki yani. Bence buna mesai harcayacağına Milliyetçi Hareket Partisi'nin tank palet fabrikasının ne zaman özelleştirme ihalesine çıktığı, kaç kişinin o ihalede talip olduğu fabrikanın işletmesine satılmıyorsa, ne kadar önerdikleri ve bu seçimin, Ethem Sancak seçiminin nasıl yapıldığı, önümüzdeki süreçte de tank ihalesinin nasıl yürüyeceği konusunda kamuoyunu, gazetecileri, herkesi aydınlatmasına çok daha büyük fayda var. Oraya Semih Yalçın sayfalarca yazı yazacağına, bence bu işlerle ilgili bir açıklama yapsa çok daha doyurucu olacak hepimiz için. Ama mesele, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesele tank palet değil. Anladım. Tank palet vesile, başka bir şeye vesile. Ya şu an MHP ile ilgili, MHP bu giderek, yani önce bir imza bildiriyle başladı bu iş. İsim, gazete, bazı gazete isimlerini alarak onları işaretlemekle devam etti. Bugün buraya geldik. Bu yaklaşım nerede duracak? Duracak mı? Emin değilim. Çünkü iş artık bir gazetecinin yapıp eylediklerinden çıktı. Etnik kimliğini hakaret etmeye, inancını hakaret etmeye, kimliğini hakaret etmeye vardı. Ya Cumhurbaşkanı Bekir Bozdağ zor kurtardı Devlet Bahçeli'nin elinden. Yani sen benim, ben öyle yanlış mı hatırlıyorum? Sen benim bakanımın Kürtlüğüyle, etnik kimliğiyle neden uğraşıyorsun demek zorunda kaldı. Grup toplantısında sahip çıktı. Canlı yayında sahip çıktı. Şimdi biz Deniz Zeyrek'in bütün bunlar, ya Deniz Zeyrek'in Sayın burada, Bozdağ ağlattı biliyorsun. Evet, ağlattı. Yani Sayın Bahçeli aslında ağlatmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı sahip çıkınca o kadar dolmuştu ki, evet. Yani o kadar gözyaşlarını tutamadı. İçerlemişti ki gözyaşlarını tutamadı orada. Şimdi burada da ya Deniz Zeyrek gizli Türk düşmanı diyor. Yani ne demek bu yani? Deniz Gezmiş'in memleketinden ötürü mü söylüyor bunu? Neden ben onu düşünmeye başlıyorum? Deniz yani Zeyreğin. Deniz Zeyrek'in memleketinden ötürü mü? Karslı. Niye? Kars. Yani bilemiyorum ki. Bekir yani. Bozdağ da göz katlı. Ne olacak? Orada Türkiye'den gitti yani. Sonuçta yani efendim söyleyeyim, orada dansöz nitelemesi, zenneyfede, çıfıt çarşısı. Çıfıt çarşısı ne düşün laflar bunlar? Yani bu ve üstelik ya, bir tane gazeteci ve kendisini savunacak şeye muhtaç. Yani şu an Deniz Zeyrek'in yerinde olmak istemezdim. Ya yani ben bunları şu an söylerken pek göstermiyorsun ama onun yerinde olmak istemediğini pek göstermiyorsun. Hayır, dışarıdan belli olmuyor. Şu tedirginlikle bunları söylüyorum. Yani mesela bu konuşma Emih Yalçın tarafından dinlenip MHP'liler tarafından paylaşıldığında benim hakkımda ne yazılacak kaygısıyla bunları söylüyorum. Ya beni bile, ben bu ruh halini yaşamak zorunda mıyım? Bir şey demedik ki. Yani tank paletle ilgili Deniz Zeyrek'ten daha sert cümleleri ben yarın, sen öbür gün, Akif abi bir sonraki söyleyebilir. Yani ne söylememiz var bunda? Lazım ama çok eski bir gazeteci ne diyor? 12 Mart döneminde yazdım diyor. 12 Eylül döneminde de yazdım. 28 Şubat döneminde de yazdım. Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içerisinde görmedim diyor. Kim diyor bunu? Ahmet Taş getiren. Başına ne geldi? İşte onu söylüyorum. Ya şöyle, evet. Benzer bir cümleyi ben Bahçeşehirlioğlu'ndan da rahmetli onu da anmış olalım. Unutturmasına izin vermeyeceksiniz değil mi? Taş getiren unutulmasına izin vermeyeceksiniz. Bahçeşehirlioğlu da benzer bir cümleyi ölmeden önce dile getirmişti. Yani ben çok darbeleri yaşadım ama o zamanlar ne yapılmayacağı belliydi. İlk kez bu dönemde ne yaparsam başına ne geliri tam olarak bilemediğim bir dönemdir demişti. Tıpkı taş getiren gibi. Bir ekleme yapabilir miyim ondan önce? Dün Hasan Kaçan'ın tweetini okudum. Ahmet Taş getirene verdiği cevap. Bak. Sayın Ahmet Taş getiren diye devam ediyor. 28 Şubat'ta baskı yaşamadım diyorsunuz. İlginç. Zira sizin de tanıdığınız birçok gazeteci, sanatçı, bürokrat, insanlık dışı işkenceler gördüler, elektrikler verildi, tecavüze uğradılar, delirdiler, öldüler. Sizin ayrıcalığınız nedir? 12, yani 28 Şubat'ta işbirlikçisin diyor. 28 Şubat'ta çok sayıda antidemokratik uygulama yapıldı. Dindar insanların çeşitli tarikat aidiyetleri, dini faaliyetlere gerekçe gösterilerek işlerinden edildiler, okullarından oldular, başörtüsü yasağı sıkı içinde kullanarak hayatları berhava edildi, anlıyorum. Fakat bunlar olmadı ya. Yani hangi 28 Şubat'ı biz yaşadık? Sen abi o zaman gazeteciydin. Kaç kişiye, gerçekten ben yanlış biliyorsam düzelt lütfen. Kaç gazeteci, kaç sanatçı, kaç bürokrat insanlık dışı işkenceye uğradı, elektrik işkencesine uğradı, yani tecavüze uğradı,
Delirdi ve öldü. Kaç kişi var böyle abi? Şimdi ben sayamayacağım. Bir tek orada yani verilebilecek örnek bir Yeni Şafak baskını var. Yeni Şafak'ın patronlarının içeriye alınması var. Onların gördüğü eza, cefa var, eziyet var. Onun dışında onlara işkence de var. Şimdi ama teferruatını hafızamı yoklamam lazım. Ama onun dışında şey hatırlamıyorum. Yani sanatçı örnek ver dersen, yazar örnek ver dersen veremeyeceğim. Yani hatırlamıyorum. Hadi şeye gelsen, taş getirenin sözlerine. Şimdi bir de tabii şöyle bir şey var. Yani bu kadar. Evet. Ya bunlara gerek yok. Ahmet Taş Getiren'e laf söylemek için Ahmet Taş Getiren kadar olman lazım. Yani şöyle demek istiyorum. 28 Şubat konusunda laf söylemek için. Ahmet Taş 28 Şubat'ı İsmail dedi ki hani şunlara örnek verebilir misin? Veremem dedim. Ama şuna örnek verebilirim. 28 Şubat'ı temsil eden, o dönemi temsil eden, o dönemin sembolü haline gelen iki tane yazı söyle bana desen. Bir tanesi Ahmet Taş Getiren'in savunan adam yazısıdır. Tamam mı? Şeyi ikincisi de gidenlerin gidemeyenlerin ülkesi yazısı. Ben onu hatırlıyorum. Dur söyleyeceğim. Dur söyleyeceğim sana. Yani. O da yazamıyor bu artık bu yani bir süredir yazamıyor. Dur. Bak ona çünkü önemli. Ya çok ya başka çok ne bilindik demiş? Çok bilindik. Sen benim şahsen de tanıdığım bir bir yazar olmasına rağmen bak devamını söyleyeyim mi? Özgürce yazabilmek, haber yapabilmek. Gülay Göktürk adını bile unuttuk düşün ya. O kadar ortada yok. Evet, Gülay Göktürk gidemeyenlerin ülkesi. O Gülay Göktürk bıraktı yazmayı. Bırakmasa cezaevindeydi. İki evet, efsane efsane yazıdan bir tanesi de o dönemin efsanesi fotoğrafı desen yani 28 Şubat'ı temsil eden sembolize eden. Onu koymuşlar zaten o fotoğrafı. Nazlı Ilıcak mecliste Merve Kavakçı'yla birlikte hareket ederken ki fotoğrafları. Hangisi tarihin? Merve'nin durumu, Merve Kovac'ın durumu mu, Nazlı Ilıcak'ın durumu mu? O fotoğraf, ikisinin mecliste verdiği fotoğraf 28 Şubat'ı simgeleyen karelerden biridir. Özgürce yazabilmek, haber yapabilmek iktidarlara da katkıdır. Bana göre muhalefete de. Türkiye siyasetine de katkıdır. Yani bundan zarar görülmez. Yıpranma gibi kaygılar, gereksiz kaygılar diye son derece naif, kendi fikrini ortaya koyan ve yıllarca da bu camianın bildiği Ahmet abi diye genelde de hitap edildiğini biliyorum. Ahmet Taş Getiren. CNN'deyken birkaç mülakatla yapmıştım. Son derece de mülayim. 28 Şubat'la ilgili ki. Sadece onlar yani abi. Mesela 28 Şubat'ta neler geldi başına ama adamın. Ya. Onlardan biraz bahset. Hasan Kaçan değil mi? Demin okudun. Evet. O zaten şey abi ben 28 Hasan Şubat'ta Hasan Kaçan 28 Şubat'ta bildiğim kadarıyla solcuydu. Ne yaptığını bilmiyorum. 28 Şubat'ta dizisi vardı işte abi. Var mıydı hatırlamıyorum. İşte şey dizisindeydi Süper Baba'da oynuyordu. Oynuyor muydu? Orada Meddah'ı oynuyordu. Hatırlamıyorum. Abi şeyde yani Süper Baba değil mi Şakir? Hasan Kaçan'ın o tarihlerde Kanal 7'de Hasan de yapıyordu. Hasan Kaçan Süper Baba dizisinde ya da benzeri bir dizisinde hikaye anlatan Meddah'ı oynuyordu. Oynayabilir anladım ama onun o fikriyatını göstermez canım. Yani hayır o tarihlerde göstermez. Bildiğim kadarıyla solcuydu zaten. O tarihte zannetmiyorum öyle olduğunu da. Solcu olduğunu. O tarihte solcu olduğunu zannetmiyorum ama mevzumuz o değil. Hasan Kaçan bir şey o tarihte sağcı mıydı, sen solcu dedin muydu, ya taşkı şu örnekleri verdin Gülay Öktürk. Mesela Ali Bayramoğlu 28 Şubat'ta tavır alan bir sosyal demokrattı. Uzun yıllar liberaldi, uzun yıllar. Bu iktidarla beraber yürüdü. Ne oldu şimdi? Yok artık yazamıyor. İşte. Ondan sonra Mehmet Altan kardeşi içerek canınızı o kurtardı. Yani o dönem Kanal 7'ye gelen nadir insanlardı. Yani Kanal 7'ye yayına çıkıp destek veren. Koray Düzgören yok artık. Tabii. Vefat etti geçenlerde. Evet Kürşat Bumin. Kürşat Bumin evet. Hakeza tamam mı? Evet. O dönemde çok değerliydi. Kanal 7'nin ekranına çıkıp orada mesela başörtüsüne, özgürlük mücadelesine destek verilmesi öbür mahalleden. Liberal diye bugün aşağılanan kesimler var ya, bugün hani iktidar taraftarlığı adına aşağılanan, onların o günkü desteği paha biçilmezdi. Moral desteği, moral değeri de çok büyüktü ama onun. Ama bugün aşağılayanlar, o gün o eziyeti çekenler değil çoğu genelde. Çoğu değil. Öyle ben söylemiş, kenarı alakaları bile yok yani. Ve Ahmet Taş Getiren'e de büyük ayıp yapıldı. Şimdi onun büyük, ya ben söylüyorum sana, bana sorsan, ben de yazı yazan, o dönemde de gazetecilik çok yapan bir adam. Yani Ahmet Taş Getiren zamandan Erdoğan'ı yani savundu diye kovulan adam ya. Ya öyle, yani savunan adam diye Erbakan'ınla ilgili yazdığı yazı,
milyonlarca kişi tarafından okunmuş, elden ele dolaşmış, kimilerinin çerçeveletip astığı bir yazıdır. Ne farkı yani, var? Deniz Zeyrek MHP'nin yaptığıyla Ahmet Taş geçen bu sözlerine karşı sosyal medyada gördüğü tepki. Evet doğru, o tepki yani bir şey yok. Büyük farklar var arada da. Yani. Şey olarak. Leştiriyi dile getirenler içerik, arasında fark var. İçerik, trol oldu saldırıyor. Tabii içerik olarak şey olarak da fark var. Anlayış kesimler vesaire olarak, popülasyon olarak da fark var. Biri o taraf, biri bu taraf yani. Fakat şunu söyleyeceğim asıl. Nihal Bengüsü Karaca'nın az önce referans verdiğim bugünkü Habertürk'teki yazısında şöyle bir cümle var. Zaten yazı aslında bunlara da dair. Yani ana fikri bu. Ne değişti? O zaman nasıl bir anlayış vardı bizim muhafazakar camiada? Şimdi nasıl diyor o kendi gözlüğüyle onu anlatıyor. Şimdi 28 Şubat yıllarında diyor, 90'lı yılların ortalarında Kanal 7'de, Kanal 7 hani o zaman Refah Partisi ile ilişkilendirilen oran, o camianın maddi manevi desteğiyle var olan bir ekran, öyle hayata geçmiş bir ekran zaten. Orada bile diyor biz şey yapardık, Erbakan eleştirisi yapılırdı. Yani Erbakan'a tek adamlıkta dahil olmak üzere eleştiriler yapılırdı. Ve bundan dolayı da kimsenin başına bir iş gelmezdi diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunun bu yapılabilir ve konuşulabilir bir şeydi diyor. Şimdi dolayısıyla konuşturmak önemli bir şeydir. İçeriğine hiç katılmasanız, tamamen haksız ve yersiz bulsanız bile, hakaret içermediği sürece, saygısızlık içermediği sürece, saldırgan bir dille üslupla nefret söyleme içermediği sürece, eleştiri kötü bir şey değildir. Söylettirmek, konuşturmak kötü bir şey değildir. Urun söyletmen kötüdür. Söyletmen vurun, o kötüdür. Ya bir kere bunu öğrenmemiz lazım. Bunu da öğrendiğimizi zannediyorduk. Hele ya bugün iktidar mahallesi, bugünkü iktidar mahallesi 28 Şubatları yaşamış mahalle, bunu öğrendi diyorduk biz. Yani o onlar öğrenmeyecekse, biz onlar dediğim yani ben de kendimi ayrı tutmuyorum onlardan. Biz öğrenemeyeceksek, bu dersi alamayacaksak kim alacak yani? Onun için bazı tepkiler çok şaşırtıcı geliyor bana. O tepkileri verenlerin önemli bir bölümü, onların amigoluğunu yapanlar falan da öyle o dönemlerin bedelini ödemiş falan insanlar değil. O Ahmet Taş getirene taş atanlar, Ahmet Taş getirenin tuttuğu orucun bayramını yapanlar. Tamam mı? Yani onun verdiği mücadelenin ganimet sofrasına oturanlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Peki. Bitirelim diyorum. Takdir sizin vallahi. Çok belalık başımıza bitirmek istedim. Çok belalık. Yani buralar arkadaşlar. Ama şeyde sokmayın beni dedin. Beni değil, kendinizi de sokmayın. Sizi sonra sizle mi uğraşacağım ben? Nerede gidip de nerede mikrofon bulup da sizi ya savuracağım? Ben kalırsam dışarıda. Şey ben ya kalmazsam siz beni nerede savuracaksınız? Yani Ayşen Şahin Aksakal Evrensel Gazetesi'nde Yılmaz Erdoğan'la ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Hı hı. Onu Twitter'dan da söylemiştim ama buradan da bir söylemek isterim. Gerçekten bütün o yazdığı oyunlar ve o oyunlardaki tiplemeler, o tiplemelerdeki karakterler, karakterlerin söylemleriyle son o sinema organizasyonun içinde bulunduğu bir fotoğraf üzerinden yazmış. Çok güzel bir yazıydı. Bitirirken onu bir duyurmak çok isterim. Çok iyi. Süper. Son. Yani zaten bizde sitcom gibi bir dünyanın parçalarız. analizini yapıyoruz. Parçaları izle de bu. Öyle tabii. Yani, bir yandan da parçasıyız diye. Hafifletir mi? Aynen. Ya biz işte biz zaten burada yani sitcom. Tabii burada sitcom yapıyoruz zaten burada. Peki. Fettah Can'la veda ediyormuşuz armağanla. Çarşamba günü biraz da ne yapalım, gülerek mi konuşalım? Ya? Bugün biraz gerilimli mi konuştuk? Şey ne oldu? Ben bitirirken Akit Gazetesi'nin listesinden bir şarkıyla veda ederiz diye düşünmüştüm ya. Hala ciddiye bindirme şeyinde İsmail'dir. Fettah Can da iyidir. Evet. Tamam. Fettah Can candır. Fettah Can'la. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.